Herkese merhaba arkadaşlar. Tatile gitmemize çok az kaldı. Kızlarla şöyle bir ay süren bir tatil planladık. O yüzden ben tatile gitmeden önce de ufak tefek eşyalar aldım. Gerekli şeyler de aldım. Oyun için gerekli şeyler de aldım. Şimdi hepsini size bir göstermek istiyorum. Bakın bakalım neler aldım. Hemen şöyle mesela önümde bir hikaye anlat diye. Ben görünce bayıldım bu oyuna. Hem tatildeyken böyle kafamızı çalıştıracak, bizim yaratıcılığımızı arttıracak bir oyuncak, hem de ailece oynayacağımız zevkli, güzel bir oyun olduğunu düşündüm. Ayrıca yaş aralığı da böyle 4 yaş gibi, 4 ve üstü yaşlarda olduğu için Zeynep de çok rahatça oynayabilir. Belki bu oyunu tatildeyken sizin için çekeriz. Şimdi onu şöyle bir kenara alalım bakalım. Evet, başka ne almışım? Kulak tıkacı aldım. Çünkü Nil'in kulağına su kaçabiliyor. Kulaklarıyla ilgili biraz hassaslıklar yaşıyoruz. Bir bunu aldım. Bir de böyle silikon olandan aldım. Onu da kenara koyduk. Bunu niye aldım? Bunu şişme oyuncaklarımız için aldım. Bazen patlayabiliyor, çok üzülüyoruz. Yani patlayıp atacağımıza bunun gibi bantlarla onları tamir edebiliriz. Bunu o yüzden aldım. Bu çok gerekli bir şey bence. Gelelim Zeynep'in kolluklarına. Zeynep'e birkaç tane kolluk aldım. Patlayabilir ya da yırtılabilir diye. Bir tane bunun gibi Barbie'li. Hemen açıyorum, size göstereceğim. Bakın. Bir tane Barbie aldım. Diğeri nasılmış? Diğerinde de Barbie'nin köpeciği var. Evet, bunu da şöyle kenara koyalım. Bir de düz bir kolluk aldım. Belki bunu takmak isteyebilir dedim. Bir de hani belki bir arkadaşımız gelir. Takmak istemez süslü. O yüzden böyle bir şey de bulunsun dedim. Kenara koyalım. İki tane de gözlük aldım. Daldıkları için gözlük kullanıyorlar. Birininki morlu, diğerininki de pembeli. Açayım bakayım. Bir takalım. Nasılmış? Şu morluyu bir deneyelim. Acaba morluyu kim seçecek? Kesin morluyu Nil seçmek ister. Nil almak ister. Pembeyi de Zeynep. Evet. Önce gözlerimizi yerleştiriyoruz. Tabii bu benim için biraz küçük ama sizin için deneyeceğim. İşte böyle arkadaşlar. Bu vakumlu, su kaçırmayacak. Daldığımızda da gözlerimiz gayet rahat olacak. Böyle dalacağız işte. Evet, çıkardım. Ay, çok heyecanlıyım ya, tatil çok özledik. Tatile gitmek istiyoruz. Siz de istiyorsunuzdur. İnşallah sizin de tatile gitme fırsatınız olur. Biz babaannemizin evine gideceğiz. Orada kalacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Evet, bir de yine kızlar oyun oynar diye denizde ya da şişirilmiş küçük havuzlarda da oynuyorlar. Onlar çok hoşlarına gidiyor. Mesela denize gidemediğimiz günlerde bahçede şişme havuzda oyun oynuyorlar. Bunları da orada yüzdürürler diye düşündüm. Belki üstüne polipokut falan koyarlar ya da sadece böyle yüzdürürler. Bunlara pil takıyorsunuz ve bunlar yüzüyor. Bunlar yelkenli. Çok güzel. Ben de onlardan daha çok heyecanlıyım bu arada. Bir tane de Monopoly Junior aldım. Nil'in bir tane Monopoly'si var. Onunla oynamayı çok seviyor ama Zeynep zorlanıyor. O yüzden herkesin yaşına uyacak Monopoly Junior'ı buldum ben. Bununla çok zevkli oyunlar oynayacağız. Akşam çekirdek çitlerken bir yandan da Monopoly oynayacağız. Bunların hiçbirinden haberleri yok bu arada. Hepsi sürpriz olacak. Bir tane de böyle bir deniz yatağı aldım. Bu çok hoşuma gitti. Bunu size şişirip göstersem mi acaba ya? Bunu şişirmek çok isterdim ama çok büyük, şişiremem. Ne kadarmış? 1.78 ya. Benden uzun yani bu. Bunu şişiremem. Ama onun yerine şu küçük deniz yatağını şişirebilirim. Bunu özellikle Zeynep'i düşünerek aldım. Buna bayılacaktır. Bunu da Nil'e. Nil'e biraz şey oldu ama olsun ya. Abla kıyağı. Evet, bunu şişireceğim arkadaşlar sizin için ben şimdi. Bakalım nefesim nasılmış. Hah. Evet. Aslında bunları şişirmek için evde bizim pompamız var. Onunla yapmak daha iyi olacaktır. Bakın içinden tamir için bir etiket çıktı. Bunları aman ha atmayın. Bunlar bu plastiklere yapıştırılınca tekrar eskisi gibi oluyor. Ay çok güzel ya. Bunu ben de kullanırım. Ay harika. Aa yanları da var bunun. Bunlar niye var ya? Aa, hiç bunu beğenmedim burasını. Nerede bunun kutusu? Ha, kutusunda da görünüyor canım. Şişince demek ki çirkin görünmeyecek. Haydi bakalım. İş başı. Önce yastığı. Arkasındaymış bu arada. Arkadaşlar yani ben bunu denedim ama benim nefesim yetmiyor bunu şişirmeye. Bu işte en iyi babalardır zaten. Babanıza vereceksiniz şişirecek işte. Bizim de babamız şişirecek bunu. Ama çok güzel. Yani hem küçük, çabuk rahat taşınır falan. Arabaya sığar. O yüzden bu çok hoşuma gitti. Bu da ya dondurma ya. Bakar mısınız dondurma şeklinde bir deniz yatağı. İnsan daha ne isteyebilir ki? Harika. Bu çok güzel. Bir de böyle aldım. Böyle. Belki dedim hani bir aqua parka falan gideriz. Orada yasaktır bonesiz olmak. Ben alayım da dedim yanımda bir bulunsun. Bir oyun daha. Uno. Uno benim yine çok sevdiğim oyunlardan. Çocuklar için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bence Uno kesinlikle yazın. Çok güzel oynayacağınız zevkli bir oyun. Siz de birer Uno almalısınız. Çok da ucuz bu. Zeynep'e bir kolluk daha aldım ben. Biraz abartmışım galiba bu 3. kolluk takımı ama olsun bulunsun. Bu sene değil seneye kullanılır belki. Bir de işte kendime palet aldım. Palet çok istiyordum. Paletle yüzmeyi çok severim ben. Ya çocukları almıyorum da çünkü kulaç atarak falan yüzmeyi biraz engelliyor. Biraz rahat işi yani. Ben aldım kendime. Deneyim bakayım görün size. Böyle hem de minikler. İnşallah olur bu bana. Deniyorum. Evet. İşte bunlar da benim ördek ayaklarım. Güzel paletlerim. Böyle sallaya sallaya yürüyeceğim. Evet arkadaşlar. İşte benim yaz için aldığım eşyalar bunlar. Belki mayo, havlu falan da almamız gerekebilir. Uzun bir tatil olacak bizim için. İlk defa bu kadar uzun kalacağız. İnşallah güzel geçer. Orada da bol bol video çekeceğim sizin için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.